Hüsamettin Hoca bu teklifi getirdiğinde, bu daveti yaptığında heyecanlandım gerçekten. Tabii Baksı'yı bir proje olarak çok önemsiyorum. Anneannemin bana anlattı. Yarım yamalak hatırladım bu masalı. Masalı araştırdım ve tekrar yazdım. Bunu anneannemin bana vefatından birkaç ay evvel verdiği bir zincirden esinlenerek yaptım. Arasındaki bağlantı. Bu sergiyle doğayla, ölümle yaşamla o sene Ruslat sergisini açtık. Ruslat sergisini açmamızın nedenlerinden bir tanesi Ruslat'ın bir kadın sanatçımız olması. İkincisi Ruslat'ın bu bölgeye ait kültürel köklere sahip olması. Üçüncüsü Ruslat'ın aslında sözlü kültürün bir taşıyıcısı olarak dünya deneyimiyle o sözlü kültür arasındaki güçlü bağları yaratıcı faaliyete dönüştürmesidir. Onun için de içinde yerellik olan, çağdaşlık olan ve gelecek umudu olan bir sergi. Emanet de aslında bizim kaybetmekte olduğumuz kültüre, buharlaşan değerlerimize yönelik bana göre bir ağıttır. Bana göre bir yeniden hatırlatmadır. Onun için de emanet aslında belki kaybettiklerimizle bizim aramızda yeniden bir bağ kurmayı amaçlıyor. Ve serginin başka özelliği olan bir yanı işte buradaki masallara dayalı olması, işte buradaki bitkilerden yararlanıyor olması, işte sığır kuyruğu gibi bir sürü farklı malzemeyi yan yana getirerek, burada buralardan topladığı toprak renkleriyle desenler yapıyor olması, tamamen bu yerel duygu ve yerel malzemeyle çağdaş ve gelecekçi bir öneridir bu sergi. Ben Ruslat, ikinci sergimi yapıyorum. İlk kurumsal sergim. Baksı Müzesi beni bu sergiyi yapmak üzere davet ettiğinde çok heyecanlandım. Çünkü tabii Baksı önemsediğim bir proje ama aynı zamanda benim hem anne hem baba tarafım nesillerdir bu topraklardan. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama hep bir iştahla burada coğrafyayla ve tarihiyle nasıl bir köprü kurarım ve köklerime daha derin çalışabilirim, girebilirim diye merak ediyordum. Dolayısıyla çok iyi bir fırsat oldu ve bana çok doğurgan bir sergi oldu. Birçok şey açtı. Ama en önemlisi sanırım emanet kavramıyla yeniden tanıştım. Anneannemin bana anlattığı bir masal vasıtasıyla tanıştım bununla. Böyle hayal meyal hatırladığım bir masaldı. Bu masalı tekrar yazdım, tekrar yorumladım. Ve emanet bize bugün için ne kadar kadim bir kavram ve bizim Türkiye'de ne kadar ve bu coğrafyada sadece de Türkiye değil ne kadar önemli bir yeri olsa da eski gibi düşünsek de yeri olsa değil, yeri var tabii ama eskimeye yüz tutmuş, unutulmuş gibi olsa da bugün dünyada nasıl birlikte yaşarız sorusunu aydınlatma, bunu bir ışık tutma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen her şeyi bu coğrafyadan yaptım. Bu coğrafyanın taşını toprağını topladım. Atölyemde doğal pigment haline getirdim. Resimlerime kattım. Bu yaşamın göbek bağı işi. Doğumla ölüm arasında hayatın en önemli emanet hayatın kendisi bize. Onu anlatıyorum. Anneannemin bana emanet ettiği, verdiği bir zincirden esinlenerek yaptım. Sığır kuyruğu bitkilerini sonbaharda toplamıştım. Ve gördüğümde formlarına zaten tutuldum. Ama aynı zamanda bitkilerin ne kadar önemli bir şifacı bitki olduğunu fark ettim. Ve onları gümüşe dökerek ölümsüzleştirmeye çalıştım. Çok iş var ama şimdi bu kadarını anlatmış olayım.